Buyuruyor ki men amile salihan min zekerin ev ünsa fehüve müminun ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe. Men amile salihan, her kim ameli salih işlerse, min zekerin ev ünsa, ister erkek ister kadın olsun, fehüve müminun, hakkıyla da mümin olursa, ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe, ona yeniden ölmez taze bir hayat veririm diyor. Tayyip yeni demektir. Men amile salihan, her kim ameli salih işlerse, min zekerin ev ünsa, ister erkek ister kadın, fehüve müminün, hakkıyla da mümin olursa, ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe. Yani bir insan hakkıyla tövbekar olursa, ona yeniden ölmez bir taze hayat veririm diyor. Taze hayat dediği evliyalardaki, mürşidi kamillerdeki olan hayattır. Taze hayat dediği hayat mürşidi kamillerde, peygamberlerde, büyük evliyalardaki olan hayattır. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ta asırlarca evvel sağlığında ne olursan yine gel demiş. Kafirler, müminler, gayrimüslimler, turistler kabrine akın ediyor. Bu o hayatı gösteriyor. Çünkü gel demiş. O ölen bir insan gel demeyle bu kadar milleti çağıramaz. İşte o ölmeyen hayattır. Men amile salihan, her kim ameli salih işlerse ki o sağlığında ameli salih işlemiş. Min zekerin evünsa, ister erkek ister kadın olsun. Fehüve müminün, hakkıyla da mümin olursa ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe. Onun eski geçmiş günah dolu hayatını çizer, onu öldürür. Ve lenuhiyyennehu hayaten tayyibe, ona yeni taze bir hayat veririm diyor. İşte onun zamanındaki, Mevlana Hazretleri'nin zamanındaki Şeyh Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri'nin, Seyyid Ahmet Rufa Hazretleri'nin, Şeyh Muhiddin Arabi Hazretleri'nin zamanındaki, kendinin zamanındaki olan adamların hepsi ölmüş, onlarda taze bir hayat yok. Bu saydıklarımda وَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, ona yeniden taze ölmez bir hayat veririm, temiz bir hayat veririm. Eski hayatının üstüne bir cızık çeker, yeniden bir hayat veririm. İşte ne oluyor? O hayat, maneviyat hayatı, ilmi ledün hayatı, اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ هُمْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ تَعَالَى, müminin firasetinden sakınınız. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla bakarlar dediği hayattır. O ölmeyen hayat, yaşayan hayat, devam eden hayat onu vereceğini vaat ediyor. Çünkü Allahü Teala kuluna tecelli ediyor. Hüvel evvel vel ahir vel zahir vel batın. O Allah evveldir. O Allah ahirdir, o Allah zahirdir, o Allah batındır. Allahü Teala evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunlarla o kula tecelli ederse o kul ölmez işte. Peygamberimiz evvelin evvelini biliyor. Ahirin en son ahirini, ahir zamanı biliyor, söylüyor. Zahirde olanları söylüyor, maneviyatta olanları söylüyor. Bu hal onun ümmetinde de var. Onun ümmetinde hakkıyla çalışırsa,
evveli, ahiri, zahiri, batını hepsini Allahü Teala kendisine bildirir. Allah cümlemize muin olsun. Allahümme salli ala şefi'i zunubina Muhammedin ve ala ali şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala tabibi kulubina Muhammedin ve ala ali tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala eşrefi mahlukatike Muhammedin ve ala ali eşrefi mahlukatike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi Bilal babama bir yüksek din görevlisinin bir tanesi soru soruyor. Yani bilmediğimden dolayı soruyorum diyor. Bana da soruyorlar, ben cevap veremiyorum diyor. Çok büyük evliyaullahlardan bazılarının sözleriyle bazılarının sözleri birbirini tutmuyor. Bunların soruyor kendilerine, işte filan kitapta filanın sözüyle filan zatın sözü, bunlar birbirini tutmuyor. Bunların tutmadığının yeri de evliyayı kümmeliyle mürşidi kamilinlik, vahdet-i vücuda kani olmayla vahdet-i vücuda kani olmamak hakkında. Yani kısadan onu anlatmaya çalışayım inşallah. İnsanlar çalışırlar. Çalışa çalışa en evvela fenafis şeyh, müritler çalışa çalışa en evvela fenafis şeyh derecesine varırlar. Ondan sonra fenafir resul, daha çalışa çalışa çok çalışmayla fenafir resul makamına varır. Daha sonra çok çalışa çalışa fenafillah makamına varır. Derler ki fena sahrasını görmezse salik olamaz devlet-i irfana malik. Yani en evvela hiçbir şeyin yok, şeyhinin var olduğunu görür. Kasidede her nereye baksam şeyhim kendi var. Şimdi boynumuzda şeyh kemendi var dediği gibi. İkincisi Resulullah'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine huzur ettirilir. O da Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin onu görür her nereye baksa. Pembe camının üzerine güneş vurmuş gibi nurlu olaraktan bu tarafından bakınca öte tarafı görünecek gibi gayet nurlu, pembe camın üzerine güneş vurmuş gibi çok aşklı, çok feyizli olaraktan görünür. Buna da fenafir resul derler. İkinci basamaktır. Her şeyi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendine varmanın için basamak yapıyor. Üçüncüsüne fenafillah, hakta fani olmak makamıdır. Orada kendisi de bilmez nasıl olduğunu. Yani evvela şeyhini elbise gibi üzerine giymiş veyahut da kendisi yok, şeyhi var öyle görür. İkincisi her nerede olsa Peygamberimizin varlığını görür. Üçüncüsü hatta fani olunca hiçbir şey yok, her şey fani, hak baki olduğunu görür. Bu fenafillah makamına varınca orada her evliyaullah, her insan bir oradan çıkamayıp orada birçok manevi hallar geçirmiştir. Oraya varan evliyaları Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri maneviyatta bir makam kurar. Orada hepsini toplar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve büyük zatlara, büyük pirlere, meşayıklara
ve ashab-ı güzin efendilerimize sorar. Bu adam mürşidi kamilin olarak sahabe mi çıksın, evliyayı kümmelin olarak dünyada mı kalsın der. Bir çocuğun mektepte okurken onun şeyine bakarlar, siciline, dosyasına, evvelden beri halına, devamlılığına, derslerine, her şeyine bakarlar. En sonunda o adama en yüksek dereceyi vereceği zaman onları hepsini göz önüne alır, ona göre verir. Bunda da evliya-i kümmeyn olan da tarikata ilk girdiğinden o zamana kadar teslimiyetine, tevekkülüne, sabrına, sadakatine, ondan sonra cömertliğine, din hususunda girişkenliğine, korkmayıp Allah için her yerde her sözü ayıptırıcı, ikaz edici sözleri söyleyip çekinmediğine, bu gibi şeylerin hepsine bakılır, ona göre bir karar verirler, herkes sözünü söyler, en son kesin kararı Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri verir. Bunun her şeyi tamamsa bunu mürşid-i kamilinliğe geçirir, mürşid-i kamilinliğinden geri sahve çıkar, orada o adam halkın içine karışır, o mürşid-i kamilin herkesi ikaz, irşad eder. Diğer evliya-i kümmelinler halktan uzak kalır, tenha gizli yerlerde en fazla vakit geçirir ve kendisi Allah-u Teala ile baş başa kalmayı sever, kümmelinden olur. Onların görüşüne göre denize düşen bir damla gibi olur. Denize düşen damlaya damla denmez, deniz denir. Aynı onun gibi olur. İnsan vahdet-i vücuda oraya vardı mıydı? Denize düşen damla gibi olur, deniz oldu derler. Bunu her evliya Allah söylemiştir sahabe çıkıncaya kadar. Oraya varmadan evvelki söylediği söz öyle değil. Oraya varınca söylediği söz öyle. Bir de sahabe çıkınca söylediği söz o da öyle değil. Onlar sahabe çıkar. Sahabe çıkar. Sahifte yani mürşid-i kamillinler sahabe çıkar. Sahabe varınca söyler. Yunus Emre Hazretleri'nin ay benim, gün benim, herkesin rızkını veren benim dediği, Mansur-i Bağdadi Hazretleri'nin enel hak dediği, Beyazıd-ı Bestami Hazretleri'nin Sübhani Mazamu Şani dediği, ben Allah değil miyim, benim şanım büyük değil mi dediği, Mansur-i Bağdadi Hazretleri'nin enel hak ben Allah'ım dediği, Hazreti Ali radıyallahu teala Hazretleri'nin ben görmediğim Allah'a iman etmem dediği ve bu gibi zatların birçoklarının bu dereceye, bu hala varınca sahabe çıkmadan da evvel söylediği sözler var. Bunlar o evliya-i kümmelinlik makamındaki söylediği sözlerdir. Eğer Peygamberimiz münasip görürse onun bütün sicil defterine bakılıp da sahabe çıkar o mürşid-i kamilin olur dediğimiz, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri her 100 senede bir benim ümmetimden bir müceddit gelir, dini tazeleyici gelir. Müceddit demek tazeleyen demektir. Sünnet-i Resulullah'ı tazeleyen bir zat gelir diyor. Ondan olur. Ekserisi %90'ı da oraya varır, orada kalır. Yani vahdet-i vücuda varır, orada kalır. Vahdet-i vücuda varanlar, mahve fenaya dalanlar,
denize düşen damla gibi kendini de deniz olmuş görür dedik. Bu nasıl olur diyene, güneşe karşı bir aynayı tutarsın şöyle, aynayı güneşe karşı tutarsın, güneşin şavka aynanın içine vurdu muydu? Güneş aynanın içinde görünür, o ayna gözünü kamaştırır. Karanlık yerlerde tutarsan ışıdır böyle. Güneşten aldığı ziyayla, yeni deyimle buna yansıma derler. Evvelki deyimle de tecelli ilahiye denir. Ona tecelli etti. Aynı onun gibi Allah kula tecelli edince o güneşin ayna bende, ben güneşim zannettiği gibi kul da ben Hakk'a vasıl oldum, ben Hak oldum zanneder. İkincisi, demirci küresinin üzerinde kızaran demir gibidir. Demirci küresinin üzerine bir demiri korsun, körüğü çekmeye başlarsın. Körüğü çekerken, çekerken, çekerken yani demir iyice kızarır. Demir o kadar kızarır ki ateş hangisi, demir hangisi fark edemezsin. İyice dikkatle baksan hangisi ateş, hangisi demir fark edilmez. Ama demirde bir vücut var. O ateş değil, ateş ayrı, demir ayrı. Ama o demiri ben o zaman ateşim derse yalan söylemiyor. Çünkü ateşin sıcaklığı kendinde var. Nereye değirsen ateş gibi yakar. Onlar kendini öyle görüyor. Yerde soğuk bir buz gibi duran bir demir, ben ateşim derse yalan söylüyor, biz onun gibiyiz. Onlar da demirci küresinin içerisinde kızaran, aynı ateş gibi kıpkırmızı kızaran demir, ben ateşim derse yalan söylemiyor. Yani Mansur-i Bağdadi Hazretleri Enel Hak deyince kendini öyle görüyor, sözü doğrudur. Ben Allah'ım diyor, sözü doğrudur. Ama o hala varmayan bir insan o sözü söylerse kafir olur. Güneş aynanın içine vurunca, aynanın içinde güneşin şavku var. Aynı her yeri ışıtıyor. O ışıdan ayna mı güneş mi? Güneş dersen güneş ayrı yerde. Ayna dersen aynada o ışık yok. İşte güneşin aynaya tecellisi, Allahü Teala'nın kula tecellisidir. Üçüncü deyimle, berrak temiz suyun içine, berrak temiz bir suyun içine bir cam parçası atsan, ne kadar eğilip dikkatle baksan cam parçasını göremezsin, suyu görürsün. O vahdet vücuda kani olanlar da kendinde vücut göremiyor. Allah'tan başkasında her şeyin aslının Allahü Teala olduğunu görüyor ve ondan başka da vücut göremiyor. La mevcude illallah diyor. Böyle bir olan bir mürit ben Allah'ım demiş. Kendini ne kadar şeyhi da başkası da ne kadar söylediyse kendini ikna edemiyorlar. Bilal babama geliyorlar. Bilal babam bir mektup yazıyor. Ben mektubu yazarsam ona verir misiniz? Veririm diyor. Mektubu kendi açsın, kendi okusun diyor. Mektubu yazdıktan sonra mektubun içine de okuyor. Zarfı kendi eliyle kapıyor. Ağzını şey yapıyor. Şöyle yazıyor. Duyduğuma göre sen Hakk'a vasıl oldum, Hak oldum diyormuşum. Ben Allah'a vasıl oldum, Allah oldum diyormuşum. Bu söz yanlıştır diyor. Havayı Allahü Teala yaratmıştır. Yemeği Allahü Teala yaratmıştır. Suyu Allahü Teala yaratmıştır. Allahü Teala kendi yarattığını yemez. Sen Allahü Teala'nın yarattığını yiyorsun. Allahü Teala kendi yarattığı havayı koklamaz. Sen Allahü Teala'nın yarattığı havayı kokluyorsun. Allahü Teala kendi yarattığı suyu içmez.
Sen Allahü Teala'nın yarattığı suyu içiyorsun. Allahü Teala tuvalete gitmez. Sen yemek yiyorsun, tuvalete gidiyorsun. Eğer yemiyorsan, içmiyorsan, hava almıyorsan, tuvalete gitmiyorsan sözlerin doğrudur. Sen yiyip, içip, hava alıp, ondan sonra tuvalete gidip, hava aldığın müddetçe sen kulluktan çıkışamazsın. Bizim ehl-i sünnet itikadına göre de öyledir. Mürşid-i kamilinlere göre de öyledir. Halik ayrı, mahluk ayrı. Halik yaratan ayrı, yaratılan ayrı. İnsan yaratılandır. Allahü Teala yaradandır. İnsan mahluktur. Allahü Teala haliktir. Yani Allahü Teala her şeyi yaradandır. Kul yaratılandır. Cennet mahluktur. İnsanlar da mahluktur. Derler ki cennette yeme, içme, ondan sonra hurilerle cem olma, bu dünyadaki evlilik hayatı gibi hayat, bu gibi şey yok. O cennete varan kimse damlanın denize düştüğü gibi Allahü Teala'nın Allahü Teala'ya vasıl olur. Ortada damla kalmaz, o da deniz olur derler. Bu yanlıştır. Allahü Teala haliktir, yaradandır. Kul mahluktur, yaratılandır. Cennet de mahluktur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanların cennete alada yemesini, içmesini söylüyor. Yani Yasin-i Şerif suresinde onlar için pişmiş kuş etleri gelir. Onlar için pişmiş kuş etleri gelir diyor. Sure-i Yasin'de. Sonra bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlar için yarın mahşerde huriler var. Ondan sonra şöyle güzel, böyle güzel huriler var. Onlara Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zevce olaraktan, hanım olaraktan huriler verecek. Bu gibi şeyleri söylüyor. Bir de başka surelerde bunları söylüyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Onlar için temizlenmiş pak huriler vardır. Onlar şöyledir, onlar böyledir diye söylüyor. Yani Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu dünyadaki hayat gibi onlara zevci olaraktan huril-in verilir. Hadis-i şerifte söylüyor, ayet-i kerimede söylüyor. Bu dünyadaki hayat gibi aynı hayat var. Orada yarın mahşerde biz Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin cemalını, didarını, kurbiyetini seyredecek. Ona vasıl olmak yine bizi mahlukluktan kurtarmıyor. Yine aynı bizde o mahlukluk devam ediyor. Allahü Teala ise bunların hepsinden münezzehtir. O yaradandır, biz yaradılanık. Cennette yeme içme bu dünyadaki hayat gibi hayat var. Yine bir ayet-i kerimede onlara zevci olaraktan huril-i'nler verilir. Şimdi biz yemek duasında diyor ki ve zevvişna bi huril-i'n. Ya Rabbi sen bize zevci olaraktan, hanım olaraktan cennete alada huril-i'nleri bize nasip eyle diyor. Cennet-i Naim'de de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri huril-i'nleri veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şerifinde o huril-i'nlerin bu cennette bir yer gördüm, o huril-i'nleri söylüyor işte.
70 bin perçemi vardır diyor. Başında 70 bin perçemi vardır. O hurileyinler. Onun için cennette yeme içme, yaşama, bu dünyadaki hayat gibi var. Tuvalete gitme yok. Hastalık yok, yorgunluk yok, uykusuzluk yok, can sıkıntısı yok. Bu dünyada beğenmediğimiz, benimsemediğimiz hiçbir şey yok. Hepsi yok. Sevdiğimiz, havaslandığımız, benimsediğimiz, bizim olsa dediğimiz neler varsa hepsi var. Onun için cennet yaradılandır. Yaradan Allah-u Teala'dır. Vahdet-i vücuda kani olmayla insan hakka vasıl olmayla hak olmaz. Ama sahve çıkanlar, mürşid-i kamilinler yeniden sahve çıkar. Bilmeyenler onu nefse emmarede zanneder. Halkın içine karışır, onların esas şeriatın aslına döner. Yani biz ne kadar söylesek dıştan söylüyor. Mesela hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin, hayat, İlim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin sekizdir. Biz diyor ki şimdi hayat, dirilik Allah'tan diyor. Söylüyor, bunu gözümüzle görmüyor. İmanımız, itikadımız var. Buna kalbimiz mutmain değil. Orada tam kalbi mutmain oluyor. Mutmaini daha evvel anlattıydık. İbrahim Aleyhisselam, "Ya Rabbi sen ölüleri nasıl dirildirsin?" deyince, "İnanamıyor mu?" diyor. "İnanıyorum ya Rabbi." diyor. "Velakin liyetmainne kalbi." "Velakin kalbimin mutmain olmasını istiyorum." diyor. Aynı onun gibi o zamanda da öyle olur. Hayat öyle. İlim. Biz diyor ki ilim Allah'tan gelmedir. Allah'tan gelmedir diyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği yolda ilmi aramıyor. Bir hocadan öğrensin, bir kimseden öğrensin, herhangi bir kitaptan okusun, böyle öğrensin diyor. Bu zahir ilmidir. Esas ilim kalpten doğar. El ilmü ilmanın fe ilmün sabitün fil kalp. İlim ikidir. Birisi kalpteki sabit olan ilimdir. Ve yuallimühümül kitabe vel hikmete. O Muhammed size hem kitap ilmini hem de hikmet ilmini öğretti. Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i Kehif'te ve allemnâhu ilmen ledünnâ. Sen bana ilmi ledünnü öğreteceksin. Dediği ilim. İlmi ledünnü neyle öğretiyor? İlmi ledünnü gemiyi delmeyle, oğlunu boğazlamayla, duvarı yapmayla öğretiyor. Gemiyi delmenin, oğlunu boğazlamanın, duvarı yapmanın, ilmi öğrenmeyle hiçbir ilgisi yok. Yine Yunus Emre Hazretleri 18 sene sırtıyla odun çekti. 18 sene sırtıyla odun çekti. Okumuşluğu da yok. Kasidesinde seçemezdim ağından karayı diyor. Ama ilmine bütün dünya hayret ediyor şimdi. O zaman da hayret ediyor. Kendine geldiler. O zamanın alimleri, müftüleri, kadıları geldiler. Soru sordular, hayran kaldılar verdiği cevaba. Sen bu ilmi nereden aldın dediler. Kim öğretti sana dediler. Sen
sırtına odun çektin. İşte o ilim, maneviyat ilmi, ledün ilmi, kalpten doğan ilim. Peygamberimizin ashabı ilmi ledünle çalışa çalışa kazandılar. Şeyhlerin müritleri çalışa çalışa kazandılar. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın yanında Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi delmesi, oğlanı boğazlaması, duvarı yapması, feemmel sefinete, feemmel gulam, feemmel cidar, bunlar hep ayet-i kerime. Onlarla kazandı. İşte bunun zahir ilmiyle bir alakası yok. Zahir ilmine ters. Biz de diyor ki şimdi ilim Allah'tan geliyor. İşte esas o ilim Allah'tan geliyor. Bu ilim kitapta okuyorum. Bu ilim ağızdan duyuyorum. Zahir ilmi kitaptan okuyorum. Zahir ilmi ağızdan duyuyorum. Ayetlerin, hadislerin esas manalarını kendi müşküllerine ashab zamanında gittiler. Veysel Karani Hazretlerinden öğrendiler. İşte o ilim onda vardı. Allah cümlemize nasip etsin. İşte ilim dediği de odur. Hayat, ilim. İlim Allah-u Teala'dan geliyor. Bunun nasıl geldiğini o mahvi fenaya dalan bir kimse gözüyle görür, müşahede eder veyahut da tam gözüyle görmüş gibi kalbi mutmain olaraktan bilir. Öyle olmayan Kur'an-ı Kerim'de okudu, ağızdan duydu veyahut da söyledi, zahir ilmiyle bildi. Şimdi kasidede der ki Seyyid Nizamoğlu Hazretleri, bana pend etme vaiz, derdi dilden bir habersin sen. Beni aşk etti avare, buna bilmem ne dersin sen. Aşk odu ciğerim yaktı, vücudum küllü kül etti. Yok olmuş Adem'e vaiz, nasihat mı edersin sen? Hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Görüp kendini ey miskin, sanar mısın ki varsın sen? Güruhi ehli aşkız biz, bizim dershanemiz aşktır. Delili akl ile hakkı nice idrak edersin sen? Güruhi ehli aşkız biz, bizim dershanemiz aşktır. Delili akl ile hakkı nice idrak edersin sen? Yine Seyyid Nizamoğlu, değiştin canı canana, bugün meydanı aşk icre, mukarrer gerçek ersin sendir. Bana pend etme vaiz, derdi dilden bir habersin sen. Kendisi zahir alimi olan vaize söylüyor, sen bana söyleme, sen benim derdimden bilemezsin. Beni aşk etti avare, buna bilmem ne dersin sen? Beni Allah-u Teala'nın aşka avare etti. Beni aşk etti avare, buna bilmem ne dersin sen? Aşk odu ciğerim yaktı, vücudum küllü kül etti. Aşk ateşi benim ciğerimi yaktı, bütün vücudumu da yakıp kül etti. Yok olmuş Adem'e vaiz, nasihat mı edersin sen? Ben yok olmuşum. İşte mahvi fenaya daldı, yok oldu. Yok olmuş Adem'e vaiz, nasihat mı edersin sen? Hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Yani senin evvelin kimdi? Ahirin nasıl olacak? Zahirin nasıldı? Batının nasıl? Bunları bir düşün bak. Hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Görüp kendini ey miskin, sanar mısın ki varsın sen? Sen sana bakıp da sen varım mı zannediyorsun?
sen yoksun. Sen Allahü Teala'nın mahvi fenasına dal da orada kal. Sen seni yok et demektir. Hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın. Görüp kendini ey miskin sanar mısın ki varsın sen? Güruhi ehli aşkız biz. Bizim dershanemiz aşktır. Delili akl ile hakkı nice idrak edersin sen. Güruhi ehli aşkız biz. Bizim toplantımız aşk toplantısıdır. Aşk halıdır. Güruhi ehli aşkız biz. Bizim dershanemiz aşktır. Bizim ders aldığımız da aşktır. Yani siz hocadan, ayetten, hadisten okur, zahirden, karadan okur, şey yaparsınız. Bizim dershanemiz de aşktır. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'a Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi Veysel Karani Hazretleri'nin Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'ne öğrettiği gibi, halbuki Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'dan çok çok daha fazla yüksek, Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri de Veysel Karani Hazretlerinden çok çok daha yüksek. Ama derecesi yüksek olmayla ondan ilim öğrenemez manasına değil. Yani bu ayeti kerimede, Sure-i Kehf'te Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın oldu arasından geçen hadisede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizlere söylüyor ki, yani bu zahir maneviyat ilmi sana her ne kadar ters gelse de sabret. Musa Aleyhisselam'ın sabredemediği gibi olma, sabret. İkincisi, Kelimullah, Resulullah olan Musa Aleyhisselam, Allahü Teala da git ona ondan öğren dediği halde onun işine karışıyor, sabredemiyor. Demek ki zahir alimler buna karışamazmış. Aklı yetmezmiş, bilemezmiş. Yani zahir alimi her ne kadar çok olsa, ne kadar ilmi çok olsa, çünkü Musa Aleyhisselam Kelimullah'tır, Resulullah'tır. Peygamberlik var, ilim var. İlmi ledün yok. Onun için bilemiyor. Halbuki kitap kendine inmiş. Ulu azim peygamber. İlim var. Allahü Teala ile konuşma var. Her şey var. İlmi ledün yok. Peygamberimize gelince, bu ilmi ledün, bu gelen ilmi ledün sultanıdır, bu gelen tevhid-i irfan kânıdır, diyor. Yine kaside de der ki, hem Musa gibi Hızır'a gemisin deldire ol, yıkık duvarı yapu ben katili oğlan gerek. Hem Musa gibi Hızır'a gemisini deldirsin, gemiyi deldiği halde sabretsin. Yıkık duvarı yapu ben katili oğlan gerek. Yıkık duvarı yapmasına karışmasın. Oğlanı da boğazlasın, katil olsun, yine karışma demektir. Zahirde bindiği gemiyi delerse ona nasıl karışmazsın? Senin köpeklerini kovalayan bir oğlan çocuğu, sana iyilik yapan bir oğlan çocuğu, hiçbir suçu yok, onu nasıl boğazlarsın? Seninle hiç ilgisi olmayıp evine koymayan, seni aç bırakan, yağmurun altında bırakan adamın gece duvarını nasıl yaparsın? İşte hem Musa gibi Hızır'a gemisin deldire ol, yıkıp duvarı yapu ben katili oğlan gerek dediği budur. Yani bu zahir ilmi maneviyat ilmine ters gelir. Maneviyat ilmi zahir ilmine ters gelir. Sırtıyla odun çekmeyle ilmin bir alakası yok. Yunus Emre Hazretleri sırtıyla odun çekmede buldu ne bulduysa.
Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana Hazretlerine kitaplarının hepsini suya attırdı. Ondan sonra Mevlana Hazretleri Kur'an kitaplarını, hadis kitaplarını, benzeri kitapları bunların hepsini suya attıktan sonra esas ilmi buldu. Yani zahir ilminin hepsinden geçtikten sonra buldu. Kitapları suya atmayla ilim öğrenmenin bir alakası yok. Deve yaymayla Veysel Kanani Hazretleri deve yaymada buldu ne bulduysa. Deve yaymayla ilmin alakası yok. Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi, oğlanı boğazladı, duvarı yaptı. Ne öğrendiyse bunu da öğrendi. Bunlar hepsi bize derstir. Gemiyi delmeyle, oğlanı boğazlamayla, duvarı yapmayla ilmin zahirde ilmin hiçbir alakası yok. Bunlardan öğretiyor. İşte şeyh da müridine aynı şekilde öğretir. Okumayla, yazmayla, kursla, bilmem neyle değil. Şimdi bilakis aksine şeyh denilen kimse okumayla, yazmayla bu gibi şeyleri öğretmeye çalışıyor. Halbuki okumayla, yazmayla olur. Ama bu maneviyattan gelen bir ilmi lezzetle okuyup yazmayla olur. El ilmü ilmanun fe ilmün sabitun fil kalp. İlim ikidir, kalp birisi kalpte sabit olan ilimdir. En menfaatli olan ilim de kalpte sabit olan ilimdir diye buyuruyor. Onun için kalpte sabit olan ilimdir, ona bakmak lazım. Allah'ım cümlemize nasip etsin. Herkes mürşidi kamilinliğe sahip çıkıyor. Yani her dini grup kendi önderinin mürşidi kamil olduğunu, sahibi zaman olduğunu ona sahip çıkıyor. Arayanlar da mürşidi kamilinliği arayanlar da böylesini büyük bir zatı arayanlar da vasfının ne olduğunu bilmeden arıyor. Mürşid-i Kamilinlik vasfı nedir? Yani diğer bir deyimle Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri her yüzyılda bir benim ümmetimden bir müceddit gelir. Müceddit dini tazeleyici demektir. Benim dinimi tazeler, benim sünnetimi tazeler, benim bunu tazeler diyor. Buna herkes sahip çıkıyor, haklıdır. Herkes kendi büyüğünü büyük görmesi lazım. Arayanlar da bunu ne vasıfta arayacağını bilmiyor. Şimdi burada ben mürşid-i kamilinlerin vasıflarını sayacağım inşallahü teala. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ve evvelki mürşid-i kamillerin başından gelip geçen hallarla esas nasıl olacağını en kuvvetli delillerle söyleyeceğim. Bu vasıflar kimde varsa hakiki müceddit odur. Hakiki evliyaullah, büyük zat, zamanın kurucusu, dini tazeleyici olan zat odur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir ayeti kerimede bunu bize şöyle haber veriyor. Diyor ki ey Habibim ve beşşiril muhbitin, benim muhbitin olan kullarıma müjde et, beşaret et, müjde et. Onların alametleri nedir? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri temsilde hata olmaz. Şu gazetecilerin en evvela bir manşet atıp da ondan sonra altına açıkladıkları gibi Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ilk defa bir manşet atıyor. Manşette diyor ki ve beşşiril muhbitin, benim muhbitim kullarıma müjde et. O muhbitin kulların alametleri nedir?
Onu açıklayacak. Es-sabirûne alâ mâ esâbehüm. Allah yolunda üzerlerine gelen kazaya, belaya sabrederler. Sıkıntı gelir, hastalık gelir, yokluk gelir, başka şey gelir. Ona Allah yolunda çalışırken üzerlerine gelen sıkıntıya, kazaya, belaya herkesten fazla sabrederler. Bu herkes ben sabrediyorum diyebilir. Ondan sonra diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri cila bulur. O kimse Allahü Teala'yı çok zikreder. Yanına vardığın zaman zikrullah'tan konuşur, Allah'ın zikrinden konuşur, zikretmeden konuşur. Bu gibi şeylerden konuşur. Allahü Teala'yı kendisi çok zikreder. Çok zikredince de kalbi cila bulur. Diğer bir ayette de takşayırrü min hücüludüllezine yakşevne rabbehüm diye söyler. Onların derileri titrer, kendileri titrer Allah korkusundan. Bunu da diyebilir. اَلَّذ۪ينَ اِذَّا ذُكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Ben Allah'ı çok zikrediyorum, kalbim de cila buluyor diyebilir. Üçüncüsü, وَالْمُقِيم۪ينَ السَّلَاتِ. Namazlarının üstünde mukim olur. Çok kılar. Beş vakit namazını kılar, kaza kılar, nafile kılar, kılar da kılar. Çok namaz kılar. Bu da gene evinde gizlidir, belli değildir. Şu kadar yapıyor filan diyebilirler. Dördüncüsü diyor ki وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Rızklarından, yiyeceklerinden fakir fukaraya yedirir, içirirler. İşte bunun gizlisi yoktur. Evinde yaşlı, ihtiyar, genç, hasta, sakat, köylü, şehirli, uzaktan, yakından, tüccar, esnaf, her çeşit insan rahatlıkla yiyip, içip, yatıp rahat edebiliyor mu? Ve onlara kendi malından, yiyeceğinden dağıtıyor mu? Bunu yapıyorsa herkesin gözünün önünde bunu bilir. Yapmıyorsa bu da belli olur. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yani rızkınızdan dağıdın, yedirin, içirin, fakir fukaraya yedirin, yetimlere yedirin, gariplere yedirin, gariplere doyurun, mümin kulları yedirin. İnfak edin, dağıdın, infak edin. Bunun hakkında çok ayet var. Ben bir tanesini söylüyorum daha. Bu dört alamet kimde varsa birincisi o mürşidi kamilde bu olması lazım. Es-sabirûne alâ mâ esâbehüm. Ellezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbühüm. Allah yolunda üzerlerine gelen kazaya belaya sabredecek. اَلَّذ۪ينَ اِذَّا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri cila bulur. وَالْمُقِيم۪ينَ السَّلَاتِ. Namazlarının üstünde mukim olur, devamlı kılar. Farz kılar, kaza kılar, nafile kılar, kılar da kılar. Dördüncü, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kendi yiyeceği rızktan, kendinin rızkından müminlere, fakir fukaraya dağıdır, yedirir, içirir. İşte bir mürşidi kamilin tekkesi açık olacak. Yeryüzüne ne kadar evliya gelmişse, büyük mürşidi kamil, şeyh gelmişse hepsinin tekkesi açık. Orada zengin, fakir, ihtiyar, genç, hasta, sakat hepsi gelir rahatça yer, içer, yatar, karnını doyurur. Bu olacak. Eğer
bir adama evine överler, şöyle büyük zat, böyle büyük zat derler, evine git bak. Evinde bu infak yok, yedirip içirme yok, fakir fukaraya dağıtma yok, bu gibi şeyler yok. Barmağını sürtüp de barmağına bulaşacak toz kadar ondan, evliyalıktan bir şey arama ondan, yoktur. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu olacak. Başta bu olacak. Bu varsa öteki vasıflarını ara. Bu yoksa hiç arama. Yeryüzüne gelen peygamberlerin içinde cimri, mıhrız, nekes bir peygamber gelmemiş. Nekes, cimri, mıhrız, sofra sahibi olmayan, yedirmeyen, içirmeyen bir evliya gelmemiş. Bir büyük zat gelmemiş, bir mürşid-i kamil gelmemiş, bir müceddit gelmemiş. Hepsi böyle gelmiş. Bunda da bu muhakkak tamam olacak. O üç vasıf da olacak da, o üç vasıf bende var diyebilir. Ama bu dördüncü, olmadığı halde var diyemez. Herkes görüyor gözüyle. Yedirip içirip dağıttığını, fakir fukaraya dağıttığını, evinde yedirip içirdiğini hepsi görüyor. İkinci alameti, bu mürşid-i kamilin ikinci alameti, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Kerim'i müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Yezidlerin, zalimlerin da ziyanını artırır. İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde bu şifa var. İsmi Azam Kur'an-ı Kerim'in içinde. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri El-Kur'anu hüve devaün. Kur'an bütün ilaçtır diyor. Kur'an-ı Kerim baştan ayağa bütün bütüne ilaçtır. Ve nünezzülü minel Kur'an, biz o Kur'an'ı mahü ve şifaun ve rahmetün lil müminin, müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. Sen hacisin, hocasın, müftüsün, vaazsin, Kur'an kursu hocasısın, Kur'an öğretiyorsun. Bu zamana kadar Kur'an okuyup da kaç hastayı iyi ettin? Var mı böyle bir şey? Bu Kur'an-ı Kerim'in içindeki bu şifa, rahmet var mı? Var. İsmi Azam Kur'an'da mı? Kur'an'da. Bu zamana kadar ne yaptın? Hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de barut var, kurşun var, azze var. Ama bunlara hedefine yetiştirecek iyi bir tüfek lazım. İyi de bir nişancı lazım. İşte müceddidin kalbi, mürşid-i kamilin kalbi, işte hakiki Allah'a sevilen evliyaullah, büyük mürşid-i kamilin, müceddidin, Allah'a sevilen bir zatın okuması kalbi iyi tüfek gibidir. İyi nişancı gibidir. Hastalık, maraz, illet de bunlar da hedef gibidir. Bu okuduğu zaman kurşun gibi geçer. O hastalık geçer. Ve nünezzülü minel Kur'anı mâ hüve şifaun ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an-ı Kerim'i müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik diyor. Evliya kendi kerametini saklasın. Diğer kerametlerini saklasın. Ama bunu aşikareye çıkartmayı Allah-u Teala söylüyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Kerim'i müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. Bunun şifası, rahmeti meydana çıkması lazım. Peygamberimizin, evvelki peygamberlerin, evvelki mürşid-i kamillerin, büyük evliyaullahların okumasıyla dertliler deva bulur, hastalar şifa bulur,
müşkül işler hallolur. Bu da gizli değildir. Uzaktan, yakından herkes onun yanına gelir. Herkes derdine, deva, hastasına şifa bulur. Bir adama derler ki, sen sözünde doğruysan, haklıysan, ehli kıbleden, Müslüman yalan söylemeyecek adamdan iki şahit getir derler. O iki şahit getirir de onu dinlerlerse bu adam doğruymuş derler. Ama bir insanın yanına dertliler gelir, deva bulur, hastalar gelir, şifa bulur, müşkül işler hallolur. Bu da ömür boyu devam ederse o kimse iki değil, 200 şahit getirir. Ben hastaydım, bunun yanına geldim, iyi oldum, müşkül işim halloldu. Sıkıntıdaydım, kurtuldum. Filan hastalık vardı, geçti. Filan müşkülüm vardı, geçti. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben dertliydim, hastaydım, sıkıntıdaydım, geçti, iyi oldu. Yüzlerce şahit getirir. Bir adam iki şahit getirirse ona inanılıyor da bu yüzlerce şahit getiriyor. Çünkü okuduğu hasta şifa buluyor. Allah-u Teala ona öyle bir nusrat vermiş ki, onun okumasına öyle bir tesir vermiş ki, onun karşısında mazarat duramıyor. El-Kur'an-ı hüve devaün, Kur'an bütün ilaçtır. Ve nünezzili minel Kur'an-ı mahüve şifaün ve rahmetün lil müminin. Biz Kur'an'ı bütün müminlere şifa ve rahmet olarak gönderdik diyor. Onun da okuması, yanına gelenler hepsi müşkül işi hallolur, dertliler deva bulur, hastalar şifa bulur. Bir alameti de budur. Bu alametlerin hepsi kendisinde olacak. Birisi var, birisi yoksa yine olmaz. Yine hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, yani Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine diyorlar ki, ya Resulallah, o dediğin zatı biz nesinden bilelim, o mürşidi kamili nesinden bilelim deyince buyuruyor ki, biz sahai ve nasihati lil müslümin, onun cömertliğinden bilirsiniz. Ve halka, Müslümanlara da bol nasihat eder. Nasihatı ayetten, hadisten, edille-i şeriyeden millete en gerekli olup bütün Müslümanlara en gerekli olan vaazı yapar. Biz sahayı cömertliğinden bilirsiniz. Ve nasihat edil müslümin, Müslümanlara beleş bol nasihat ettiğinden bilirsiniz. Ayetten, hadisten, edille-i şeriyeden beleş bol vaaz nasihat eder. Ayetten, hadisten, edille-i şeriyeden insanı ayıktıracak ilmi ledün bu gibi şeylerden vaaz etmiyor, kendinden de zuhur etmiyor. Yine olmaz. Bu şartların hepsi olacak. Çünkü ne kadar evliyaullah gelmişse bu saydığım şartların hepsinde, bu müceddidlerde bu olmuş. Biz sakai ve nasihati lil müminin. Yine dördüncü, yanına gelip oturanların kendilerinde o sangınlık olmaz. Yanına oturan cemaat ne kadar dursa o sangınlık olmaz. Bir insan kahveye gider, kağıt oynar, 3-5 saat geçince o sanır. Bir insan başka bir mesleğe gider, biraz çalışır, ne kadar havaslı olursa olsun, sonunda o sanır. Her şeyde bu o sangınlık olur ama bunda o sangınlık olmaz. Yanına millet ilk geldiğinde aşkı, feyzi, muhabbeti, sevgisi az olur. Yanında durdukça aşk, feyiz, muhabbet çoğalır.
yanına gelen adam bu vaaz, nasihat biraz daha uzun sürse diye devam etmesini ister. Öyle olmazsa o sanır kalkmak ister. Onun cemaatinde bulunan adam ne kadar otursa kalkıp gidesi gelmez. Bir alameti de budur. Yanında durdum, biraz durdum. Bu alametler yok kendinde. Bir de kalkıp güle gidesin geliyor ama bazı kimselerin zaten canı sıkılır. Zaten o meclislerde duramaz, onlar müstesna. Ama Allah-u Teala'yı, Peygamberimizi seven, bilen, o meclislere aşık olup arayan bir kimse onun meclisinde durdukça durası gelir. Vaaz nasihatını dinledikçe dinleyesi gelir. Çünkü ilmi ledünden söylüyor, kendinden de zuhur ediyor. Beşincisi, uzaktan yakından müminler çekilir, yanına gelir. Her geleninde müşkülü hallolur. Yani en uzak yerlerden yanına gelir millet. Orada kalır. Orada kaldığı müddetçe de müşkülü hallolur. Kendinin dertliyse deva bulur, hastaysa şifa bulur, müşkül işi varsa hallolur. Devletçe, milletçe sıkıntı, herhangi biri ne varsa hepsi geçer. Çünkü Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun okumasına şifa verir. Onun kendisine şifa verir. Bu hal kendisinde tamam olması lazım. Altıncı, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki ene medinetün ilmi ve aliyyum babaha, ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır diyor. Maneviyat ilmi, ledün ilmi, Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamdan öğrendiği ilim, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin Veysel Karahan hazretlerinden öğrendiği ilim, Yunus Emre Hazretleri'nin Tapduk Şeyh'ten 18 sene sırtına odun çekip kapısında 18 sene sırtına odun çektikten sonra irşad olup öğrendiği ilim, bu ilim kendisinde olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki ulema meclisinde olursanız ilminiz artar. Bu hadis-i şerif çok güzel ayırıyor. Siz ulema meclisinde olursanız ilminiz artar. Ulema meclisinde olursanız alim, ulema, hoca, vaaz, bunların meclisinde olursanız sizin ilminiz artar. Hükema meclisinde olursanız, ilmi hikmet meclisinde olursanız, mürşidi kamil meclisinde olursanız, yuhyil kalp diyor, kalbiniz dirilir. Ulema meclisi sizin ilminizi artırır, bilginizi artırır. Hükema meclisi, ilmi hikmet meclisi, mürşidi kamil, müceddit, bunların yanında da kalbiniz dirilir. Uyuyan kalbiniz dirilir. Yani bir vaaz var ki söyler, 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 millet öğrenir ama yapan yok. Şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın söyler, millete yaptıramaz. Çünkü kalp ölü. İnsanın kalbi bir tarlaya benzer. Tarlanın içinde çalı, tiken, ot almış, sürülmemiş. Oraya ne kadar tohum saçsan hepsi boşa gider.
O tarla güzelce bir kötenden sürülecek. Onun üstünden ikinci bir sefer tekrar sürülecek. Tekrar sürülecek, tekrar sürülecek, köpürecek. Ekim zamanı gelecek, ektin miydi? Ona ne ekersen olur. Bunun da sen onun kalbine seher vaktinde kalkıp Estağfurullahel-Azim, Estağfurullahel-Azim de bunu çek diye 500 ders ver. Her gün 500 sefere Estağfurullahel-Azim derse onun kalbi kötenden sürülmüş gibi olur. Temizlenmiş olur. Ondan sonra selavat-ı şerifeyle günde 500 selavat-ı şerife seher vaktinde çektirmeyle onun kalbini ikinci sefer sür. La ilahe illallah zikriyle bir daha sür. Lafzayı celalla Allah Allah ismiyle de sür. Onun kalbi tam imar olsun. Ne dersen onu kabul eder. İşte alim meclisinde bilginiz artar, yalanız yapamazsınız. Hükema meclisinde, ilmi hikmet meclisinde olursa kalbiniz dirilir, onu yaparsınız.